O gün Antalya'nın Kemer ilçesindeydim. Kendisi beni aradı. İlk aramayı kendisi yaptı. Ee, de, dedi ben şu an Mısır Talam'ın yanındaydım. Senin pamuğunu da kontrol edeceğim. Ee, ettikten sonra dedi senin pamuğuna dedi kurt girmiş. Ee, bundan dolayı ilaçlama yapman gerekiyor. Konu bundan ibaret. Ondan sonra ben kendisini aradım. Sonra o beni aradı. Aramalı, arama sebeplerimiz ee, bitkide oluşan kurtlar içindi. Kendisi beni aradı. Ee, pamuk tarlasında fotoğraf çekti. Pamukların fotoğrafını. Ee, pamuk üzerinde olan kurtların fotoğrafını çekti. Ee, bu konuyla beni ilgili aradı. İlk aramayı kendisi yaptı. Sonra ben kendisini aradım. Ee, ortama bir dört kez 5 kez görüşmemiz oldu. O süre zarfında onunla görüşürken ee, ben ziraat mühendisimizi aradık, ona göre ilaç ayarlamasını, ondan sonra Pamuk Talası'na bakan arkadaşlarımızı aradık yarın sabah erkenden ilaçlama yapılması için. Konu bundan ibaret. Ben zaten bu olayı duyduğum gibi e, Antalya'dan Diyarbakır'a geldik. Konu, konu Salim'e evet. geçtikten sonra bu konuyu kolluk görevlerine biz anlattık. Hı hı. Bu tarihte bu saatlerde hı. beni aradı falan parselli arazide pamuk tarlasında e, fotoğraflar çekip bana gönderdiğini anlattım. Ve Salim Güran gerçekten çok normal bir şekilde benden konuştu. Bir titreme, bir endişe, bir paniklik yoktu. Ben saat kaç sıralarındaydı? Ben yedi buçuk gibi ben duydum. Hı hı. Ama Bulunacak diye şey yaptık. Bulunmayınca hemen yola çıkıp Diyarbakır'a geri döndük. Konu Salim'e döndükten sonra uh -huh. ben kolluk görevlerine dedim. Bak beni bu aradı, bana fotoğrafta gönderdi. Evet. Bu konuyla ilgili ben bilgi verdim. Jandarma beni aramadı. Uh -huh. Sen şüphe üzerine cezaevine alındı. Biz yakıştırmıyoruz ama yapmışsa da en ağır şekilde cezalandırılmasını da istiyoruz. Uh -huh. Bu kim olursa olsun, ailemizden kim olursa olsun ve aile dışında da çıkabilir... Uh -huh kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasının arkasındayız. Biz.